Sevgili okurlar merhaba. Bu hafta sizlerle beraber hidrolik disk frenlerin ayarlanması konusunu inceleyeceğiz. Prensip olarak mekanik disk frenler ve hidrolik disk frenler birbirine çok yakın olsa da genellikle ayarlama sistemleri birbirinden biraz daha farklıdır. Bu örnekte gördüğümüz hidrolik disk frende tekeri çevirince disk belli noktada balataları sürterek duyabildiğiniz gibi hem ses yapıyor hem de tekerleğe fren yaptırıyor. Bu sorunu gidermek çok basit. İlk yapacağımız işlem varsa emniyet mandalını çıkartıyoruz ve balataları maşaya bağlayan İki tane cıvatayı birazcık gevşetiyoruz. Bakın gördüğünüz gibi çok gevşetmedim. Birazcık oynaması ve gevşek kalması yeterli. Ondan sonra işlem yaptığımız freni sonuna kadar sıkıyorum. Ardından gevşettiğim cıvataları yavaşça tekrar sıkıştırıyorum. Ardından emniyet mandalımızı yerine takıyorum. Tekerleği çevirdiğimde tekrar bir sürtme sesinin olmadığını ve fren yapmadığını görebilirsiniz. Hidrolik disk frenleri ayarlamanın en basit yöntemlerinden bir tanesi budur. Tabi hidrolik disk frenler sadece ayarlaması sadece buradan yapılmıyor. Hidrolik disk frenlerde çok fazla komponent olduğu için bunlardan birçoğunda problem çıkmış olabilir. Bu temel olarak bisikletin kendi kendine fren yapması, diskin balataları sürtmesi gibi sorunları çözmek için ve genellikle internette karşılaştığımız problem bu olduğu için sadece bunu işledik. Gördüğünüz gibi bir iki vida gevşeterek ve onları tekrar sıkarak mevcut sorundan kurtulduk. Birazdan bir link göreceksiniz arkadaşlar. O linkten de disk frenlerle ilgili aklınıza gelebilecek birçok soruya cevap bulacaksınız. Komple disk frenleri incelediğimiz bir videomuz ve bununla ilgili makalemiz var. Umarım videomuzun faydası olmuştur. Aklınıza gelen herhangi bir soruda aşağıdan yorum yapmayı ihmal etmeyin. Dilim döndüğünce elimden geldiği kadar doğru ve net bilgi vermeye çalışırım. Tekrar izlediğiniz için teşekkür ederiz.